Şanlıurfa'daki yatırımları yeterli buluyor musunuz? Şanlıurfa'da yatırımı hiç yeterli bulmuyorum. Şanlıurfa'da hiç yatırım yok. Hiç yok yani. Sıfır derecede. Urfa'ya bakan yok yani. Ne milletvekilimiz ne bir şeyimiz hiç bakan yok yani. Çok eksiğimiz var yani. Buraya yatırım yapılmamış. Ben buranın çocuğuyum. 65 yıldır buradayım. 65 yıl önce neyse Urfa, buradaki plato aynı. Hayır, nerede yatırım var? Yatırım nerede? Hiçbir yeri görmüyorum ben ya. Hiçbir yatırım yoktur. Yeterlidir. Neleri yeterli diyorsun? Ulaşım mı, sanayi mi, tarım mı? Sanayi de yeterlidir, fıstık da yeterlidir, tarım da yeterlidir, her şey yeterlidir. Bu çok eksikler var da ben de bilmiyorum fazla yani de. Ülke geneli yapılan yatırımlar gereksiz ve yeterli de bulmuyorum. Urfa'yı da görüyorsunuz. Yani belediye başkanımız gerçi yeni seçildi ama bundan sonra ne yapılır bilemiyoruz. Şu ana kadar pek bir yatırım göremedik. Yapılan yatırımlar da farz olan yere yapıldı mı onu da bilmiyoruz. Yani genelde ülke hali neyse Şanlıurfa'nın hali de bu bence yani. Ne kadar yatırım olsa o kadar iyi. Mesela Urfa'da, Antep'te, her şehirde yatırım olmalı ki onların hakkı orada çalışıp kazançları evine götürmesi gerekir. Yeterli bulmuyoruz. Özellikle turizm konusunda Halfeti'de bayağı yapılması gereken şeyler var. Oraya biraz daha yatırım yapsa hem turizm açısından hem de ekonomisi açısından daha verimli hale gelir. Bir süreçsizlik oranı var. Bu ne diyecektiniz? Tabii çok var abi iş oranı, işi çok yani mesele yok diye. Şu an mesela hep dışarı gidiyorlar tabii ki. İş oranı %0 yani. Ama yatırım yok. Ne yapacağız, iş boştur. İşsizlik oranı çoktur, çoktur, çoktur. 3 sefer. Önerimiz de bunun hakkında. Ya önerimiz artık bize yardım etsin, vatandaşa yardım etsin. El uzasınlar ya. Yetkililer nerede? Orada, burada Faruk'a kurulum. Ondandır. Bizim Şanlıurfa'nın gençleri şu an hep batıya bir göç. Sırf işe gidelim diye. Bizim iş adamları burada iş kurup istihdam sağlamak yerine. Herkes kendi artık kendi menfaatini mi düşünüyor diyelim ne yazık bilmiyorum ama bizim gençler harıl harıl İstanbul'a, Batı'ya ya da Almanya'ya göç ediyorlar yani. Sırf işten dolayı, işsizlikten dolayı. Tabii işsizlik var canım. İşsizlik olur mu işsizlik? İnsanlar çalışkan olduğu için bayağı nüfus çoğalıyor. Ondan dolayı devlet buna yetişmekte zorlanıyor. İnşallah bir gün buna bir çare bulur. Tüm Türkiye'den Şanlıurfa hakkı geldi. Tabii burada işsizlik olacak. Çok da tembel insan çalışmıyor. Yazlık işe gidiyorlar. Çıkarı mesela Adana'ya, mevsimi işe gidiyorlar. Diye zaman yatıyorlar.